herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir şekerpare tarifi vereceğim. Çok lezzetli pastane tarifi. Muhakkak deneyin. Bunun için malzemelerimiz 3 tane yumurta. Ama bir tanesini sarısını ayıracağım. Ben yumurtamı şu şekilde sarısını ayırdım. İki tanesini tamamen içine koydum. Bir çay bardağı pudra şekerimiz var. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Öncelikle bu iki malzememizi karıştırıyorum. Tamam, bu kadar yeterli. Bir çay bardağı irmik, bir su bardağı sıvı yağımız var. Ve en son olarak da önce ilk bir bardak unumu ilave ediyorum. Bunu bir karıştırıyorum. Çünkü herkesin evindeki un kalitesi, markası, undaki yoğunluk değeri farklı olduğu için her zaman her tarife uymuyor. Bir tanesini kattım. Bir tane daha ilave edeceğim. Tekrardan karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi elimi daha hiç batırmadım. Çok pratik bir tarif. Evde bulunabilecek bütün malzemeler mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi birazcık koyulaşmaya başladı. Şimdi yarım su bardağı daha un ilave ediyorum. Eksiğin çözümü var ama fazlasının çözümü çok zor. Bütün oranımızı bozabilir. Gördüğünüz gibi artık katılaşmaya başladı. Tezgahımda zaten boşaldı. Tezgahıma bunu dökeceğim. Şu şekilde oldu. Şöyle yakınlarını göstermek istiyorum. Yarıya, sonra onu da yarıya. Uzun bir şekilde yaptım. İşte bu şekilde. Diğerini yaptım. Gördüğünüz gibi eşit oldu. Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra videoyu tekrar oynatacağım. Şu şekilde 35 tane çıktı. Bir tepsi dolu dolu. Ben ince uzun seviyorum. İsterseniz siz yuvarlak da yapabilirsiniz. Ortasına fındık, badem ekleyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben böyle seviyorum. Bunlar da gördüğünüz gibi bazıları küçük gibi gözüküyor. Onlar daha kabarmadılar. Diğerleri kabartma tozu olduğundan dolayı hemen şiştiler. Yumurtamı hepsine ekledim. Şu şekilde de yumurtayı her tarafa sürmeyi ihmal etmeyelim. Yoksa kızarmaz. Evet, hepsini çizgimizde attık. Bunu önceden ısıtılmış 190 derecede yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişireceğim. Şerbetimizde 4 su bardağı şekere, 4 su bardağı su. Siz bu kadar şekerpare size fazlaysa yarım ölçü yapabilirsiniz. 3/4 ölçü yapabilirsiniz. Ona göre de şerbetinizin ölçüsünü yarıya düşürebilirsiniz. 3/4 yapabilirsiniz. Dediğim gibi her şey size kalmış. Piştikten sonra tekrardan videoma devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi fırından çıktı. Nar gibi kızarmışlar. Bu soğuduktan sonra şerbetimiz de ılık bir şekildeyken dökeceğiz. Siz ne zaman isterseniz dökebilirsiniz.
Bu böyle kuru şekilde bir hafta dayanabilir. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Şerbetini döktükten sonra tekrardan videomu oynatacağım. Evet. Şerbetimizi de koyduk. Artık o yumuşaklığını siz ayarlayabilirsiniz. Nasıl olmasını istiyorsanız. Ben dışının kıtır, içinin yumuşak olmasını tercih ediyorum. O yüzden 15 dakika bekletiyorum şerbette. Dediğim gibi ya şekerparelerimiz sıcak olacak ya da şerbetimiz sıcak olacak. Diğeri de soğuk olması gerekiyor. Bu püf noktası. Şöyle göstermek istiyorum. Üzerini Antep fıstıklarıyla süsledim. Gayet güzel gözüküyor, görmüş olduğunuz gibi.